Başkentin göbeğine tezgahlarını açıp bul karoyu al parayı oynatan sahtekarlar o yöntemle büyük vurgun yapmışlardı. Ankara Emniyeti yolda yürüyenlerin kabusu olan o çeteyi çökertti. Gözünü karadan ayırma. Abi oraya buraya söylemeyeceğim. Parası onu herkes oynar. Herkes mi oynuyordun? Oynayabilirsin abi. Kimi zaman bir köşe başında, kimi zaman da park etmiş bir arabanın arkasında. Tek kural resimli kartı bulmak. Ama aslında amaçları bambaşka. Bak beyazlar mı? Renkli hangisi? Hı. Bakalım altına, bizim banka kazandı. Dediği gibi kazanan genelde onların banka. Yaptıkları dolandırıcılığın adı da üçkağıtçılık. Yani tabure üstü para tuzağı. Asırıya 300 lira veriyor. Abi onu baştan söyleyecektin, 600 alacaktın. 20 lira vatandaş bunu çekiyor, parasını alıyorsun. Abi ben... Hadi beyim, bul karayı al parayı. 400 liranın zararı var, 400 de benim yeğenime. Yüzünü bana ver. Al da gidelim. Yoldan geçenleri ağlarına düşürmek için ekip çalışması yapıyorlar. İçlerinde sürekli kazanan sözde oyuncu da var. Mağduru oynamaya ikna edendi. Açtım, iki boş bana çıkıyor. Kazanan kartın bu renkli resimle bakın, bak bu boşalmaz. Bak beyazlar mı? Renkli hangisi? Bir kez oynamaya başlayanınsa kazanması neredeyse imkansız. Üçkağıtçının el çabukluğunu göstermek için çekti polis bu videoyu. Boş, bu da beyaz. Renkli hangisi var mı göre? Bakalım altına. Yine kaybettiniz beyefendi. Şikayetler sonrası Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü yan kesicilik ve dolandırıcılık ekipleri harekete geçti. 10 şüpheli işte böyle kıskıvrak yakalandı. Yat. Tabure üstünde vurgun yapan çetenin 9 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biri de ev hapsine alındı.